Ayşegül Hanım'ı masasından herkese merhabalar sevgili seyirciler. Evet, Ayşegül Hanım da mutfakta elinden geleni yaptı. Ellerinize kolunuza evet, sağlık. Teşekkür ederim. Nasıl hissediyorsunuz kendinizi Ayşegül Vallahi Hanım? Vallahi çok iyi hissediyorum. Harikayım. Güzel güzel yemekler yaptım arkadaşlarıma tattıracağım. Hala enerjiksiniz. Hala enerjiyim. Tebrik ediyorum. Hanımlar sizler de hoş geldiniz. Hoş bulduk. Evet, bu masa farklı bir masa. Bu masa büyük final masası. Artık bir saatler sonra 50.000 TL'nin sahibi belli olacak. Evet, Ebru'dan başlayalım öncelikle. Ebru'cum, menüyü araştırdın mı? Anlayabildin mi yemekleri? Vallahi anlamakta güçlük çektim. Bayağı bir yoruldum yabancı dili olduğu için. Yöresel beklerdim ben. Adanalıyım diye bir haftadır vurguladığı için. Ben daha çok Adana kebabı ya da kaburgası ya da bir Adana'ya ait bir çorba gibi. Peki bir şey soracağım. Beklerdim. Bu yemekler evde yapılabilecek yemekler mi? Herkesin evde yapabileceği yemekler mi? Yani şöyle söyleyeyim, ana yemek özellikle evde yapılacak bir yemek değil, restoran yemeği. Çünkü 4-5 saatlik bir pişirme süreci gerekli ona. Peki siz neden 4-5 saatte pişecek bir yemeği seçtiniz 2 saatte pişirmek için? Şimdi her şeyin bir yolu yöntemi var değil mi? Ben hem fırını kullandım, hem ocağı kullandım, hem düdüklü kullandım. 3 ayrı şekilde pişirdim ben bu yemeği. Peki Ebru Hanım, sizin bu kadar riskli bir yemek seçmenize rağmen sizi rakip olarak görmüyor. Bunu da ben merak ettim. Evet, çünkü yani anlattığı yemek bayağı aşamalı yani bir yemek. Yani şöyle söyleyeyim, yabancı bir kültürün yemeğini önümüze koyması demek. Ben mesela çorbasını hiçbir yerde içmedim. Tadını da bilmiyorum. Peki bunun rakip görmemekle ne alakası yani var mesela? Yani şöyle, ne söylesek havada kalacak. Tuzsuz desek bu yemek zaten tuzsuzdu. Yağsız desek bu yemek zaten böyle olurdu şeklinde olacak. Hani eleştiriye açık bir şey yapmamış. Ebru Hanım, buyurun. Adana kebabı nereye giderseniz yersiniz değil mi? Adana'nınki, Adanalılar ayrı bir lezzet katar. Ve tamam, lezzet katarım elleri, da. Evet, buyurun. Biz değişime gelişime açık olalım. Değişik tatları tadalım diye. Ben tattım diyorum ya. Hı-hı. Sizlerin de tatmasını istedim. Ben çok beğendim. Yani menümüze alabiliriz normalde de bir et yemeği yapmak istiyorsak. Size hem meşakkatli hem lezzetli hem de gerçekten etin doyuracağı bir yemek yapmayı planlıyorum. Peki hanımlara soralım. Melisa Hanım, Ebru Hanım'a katılıyor musunuz? Cidden şef yemeği mi bu yemekler? Katılmıyorum. Anlayabileceğimiz yemekler açıkçası zaten ana yemek ossobuco delikli kemik dediği dana incik. Yani evet, aslında yani bizim yediğimiz dana incik. Hepimiz yedik bunu, yiyoruz. Yani bir restoran yemeğinden ziyade evde de pişebilir evde mi? Evde de hepimiz pişirebiliriz açıkçası. Bunda çok ekstrem bir durum yok. Adının farklı olması korkutucu ya da farklı bir izlenim yaratmaması Peki, gerekiyor. Peki Ebru Hanım gözünde menüyü fazla mı büyütmüş sizce? Yani büyütülecek bir şey değil, sadece dana incik. Zaten. Yani atları farklı olunca onları sürekli hani alışkın olduğumuz bir menü olmadığı için araştırmak ve tam aldığımız yani bir menü olduğu için evet, yani dana incik. Ben gene hiçbir yerde yemedim dana yani incik. Yani bunu evde de yapabileceğimiz bir şey, sadece 3-4 saat pişirme süresi alan sosu atıyorum domatesiyle, soğanıyla. Beğendiniz mi peki menüyü, uyumlu buldunuz mu, güzel menü, mi? Davet menüsü için güzel, lezzeti önemli, yetişip yetişmediği Sofrayı nasıl buldunuz? Önemli. Sofrası gayet şık. Ben bu renkleri, tonları seviyorum. Şık sadece gold değil de şamdan ya da ekmeklikte servis takımına uygun bir bütünlük sağlansaydı gümüş diyebilirim. Olsaydı? Gümüş olsaydı gold yani. Güzel bir sofra renk uyumuyla beraber. Peki beğendiniz. Doğru konmuş servis. Ebru Hanım siz beğendiniz mi masayı? Evet, ben de masayı beğendim. Dediği gibi bu arada şamdanlar arkadaşlar almak zorunda. Görüntü açısından biraz sıkıntı. Ebru'cum bana verebilir misin, sana zahmet? Melisa Hanım, bunlar gold diye ben gold'u seçtim tabaklardaki. Yok, servis takımları bir de. Uyumlarıyla bütünlük için. Yani gold bu seçmemin sebebi o. Farklı bir detay benim için, o yüzden teşekkürler. Peki Muhalle Hanım'a gelelim. Muhalle, sen ne diyorsun menü için, sofra için? Öncelikle hoş buldum, hoş geldiniz demiştiniz. Dedim zaten. Evet, evet, söyledim. Sanki bana Ayşegül Hanım'ın biraz sesi bugün içine kaçmış gibi geldi. Yok, hatta sesimi duyacaksınız. Öyle kaçmış gibi geldi. Masa düzeni güzel, bir problem yok. Her şey yerli yerinde yerleştirilmiş. Menü basit, riskli ama basit bir menü. Yani ismi... Çorba rosso rosso muydu neydi işte öyle bir şey çok anlamadım. Ana yemek o. O ana yemek. Çorba neydi? Dişi şuvas.
Tamam, o da işte vişi gibi bir şey. Yani vişi gibi. Şey, bu isimlerinin farklı olması, bizim bunları hiç tatmamız olması yorumlamayacağımız anlamına gelemez. Tabii ki damak tadına göre lezzeti değişir. Ben sizden ama böyle Fransızla Türk'ün ağız lezzeti değişir. Ben sizden bugün öyle Adana yemekleri beklerdim ki, ya da bir Osmanlı mutfağı böyle yağsa aka yiyelim kaç gündür ya. Yani mesela bir börek olabilirdi. Yağsı aka yiyelim. Hani vay, börek ya, börek şimdi ya. Şimdi dana osso bukanın yağı aka yiyeceksiniz. İliğin yağı çıktı çünkü. Bu arada Mualla Hanım zaten mutfak konusunda sizden ümitsiz. Biraz süslü püslü olduğunuz için yani ön yargıyla gelmiş bugün. Mualla yani sadece Ayşegül Hanım makyaj yapıyor, ne bileyim takısını tokasını fazla takıyor diye mutfaktan anlamıyor anlamına mı geliyor? Yo, anlamıyor demedim. Tamam, ben de öyle izlenim bıraktı. Tamam ya işte. Ya anlayabilir de, ya Allah aşkına isimleriyle bile kafa karıştırmaya çalışıyor. Ama sen pazartesinden beri böyle düşünüyorsun. Kesinlikle öyle düşünüyorum. Ön yargıyla yaklaşıyor yani sana. Bence de. Kepçe değil, ayna. Hala aynı fikirdeyim. Yani acaba benim açtığım yufkayı kim açtı? Gördü, Kadir Beyler de gördü. Vallahi ben de çok görmek istiyorum sabırsızlıkla. Peki gelsin göreceğiz. Neriman ablacığım sen nasıl buldun menüyü? Araştırabildin mi? Tabii ben de araştırdım. Ben menüyü biraz zayıf gördüm. Ben Ayşegül Hanım'dan... Kuru fasulyeden zayıf mıydı? Evet. Neriman Hanım. Benim düdüklüye koyup da ağzını kapattığınız Ayşegül fasulyede... Ayşegül Hanım, benim menüm sizinkinden gerçekten çok ağır bir menüydü. Etmeyin gözünüzü seveyim yani sizin lütfen. Çorbanıza baktım. Çorbanız bile yani benim kızım bile onu 5 dakikada yapar, ortaya getirir. Neriman yani Hanım, öyle hafif az önce bir çorba. Ben anlatırken ben dinlemediniz mi? Ben sizden yuvalama bir çorba falan beklerdim. İyi, hem ravioliyi elimde açayım, hem tatlıyı elimde açayım, bir de yuvalama mı yapayım? Tatlıyı niye, tatlı elinizde mi açtınız tatlıyı? Nerede açacağım? Tabii ki kocaman bir yufka açtım. Ya çok basit bir tatlı, çok ince açmıyorsunuz yani tatlıyı. Aa! Ya ben sizden yani incik değil de ben sizden rosto beklerdim. Rosto'nun mesela daha çok davet masasına rosto uygun olurdu. Nasıl diye düşünüyorum. Yani rosto? Yani rosto, dananın en iyi... antrikot mu? Antrikot, evet. Aha. İyi de antrikotla i̇yi de incik, dana incik ne farkı var ki? Yani dana incik biri bize, yukarıda biri aşağıda yani, ama çok kıymetli. Hayır, rosto'nun pişme tarzı daha farklı, daha değişik. Yöntem farkı daha var. Daha ağır yani. Aynı dananın. Ama inciyi ne yapıyoruz? İnciyi hemen alıyoruz, tencerenin içine koyuyoruz. İçine biraz işte... Havuç, biraz soğan doğruyoruz, üzerinde suyu döküyoruz. Hayır, öyle yapmadım. Az önce anlattım ben. Yani, bakın size söyleyeyim mi? Yani, önce o mühürledim. Aşamalar var, mühürleme oluyor. Bakın, önce yıkadım, kuruladım, mühürledim. Arkasından ayrı bir tencerede i̇şte havucunu, soğanını, kereviz sapını kavurdum. Ayrıca incikleri alıp düdüklüye koydum. Üzerine suyunu ilave ettim. Yaklaşık 25-30 dakika orada pişti. Arkasından sosuyla bağladım, fırına sürdüm. Fırında da yaklaşık 40 dakika pişti. Yani bunun neresi basit yani, kuru fasulyeden basit? Ama Neriman Hanım'ın gözünü bir kuru fasulye etmemiş Ayşegül maalesef Ayşegül Hanım gene de gerçekten menünüz basit yani. Biraz kafa karıştırmışsınız yani yabancı isimlerini koyaraktan biraz yani kafa karışsın ben istemişsiniz. Ben koymadım yani. Bu yemekler böyleydi. Yani Neriman Hanım, size diyorum ya, ben tattım, beğenmiştim, siz de beğenirsiniz diye. Osorostu ben yedim ya, pardon yani osorostu sadece adı değişti. Dana rostoya gidiyor, onu istiyor. Ostobuko. Ostobuko. Ostobuko yani sadece kafa karışıklığı. Benim bildiğim annem yıllardır yapar yani dana incik, biz yeriz. Peki alalım o zaman çorbamızı Ayşegül Hanımcığım, buyurun. Ay Neriman Hanım, sanarsın ki böyle Osmanlı mutfağından, Türkiye mutfağından, dünya mutfağından yemekler sundu. Kuru fasulyeyi pişirdi. Her evde mutlaka haftada bir pişen bir yemeği önümüze getirdi. Onu da yapabilseydi bari. Bırakın şimdi kuru fasulyeyi, eti. Kulak verin bana. Ay. Masayı çok beğendiniz. Evet. Ebru, evet, gel yaklaş öne gel. Masayı çok beğendiniz. Siz mi yaptınız? Bir sıkıntı var. Hadi, belki gelecek. Evet, bekliyoruz Kadri Bey. Hadi. Maalesef yetiştiremedi. Masa süre zarfında kurulmadı.
Aa, evet, çok güzel. Kızım, ben o sesin içine kaçtığından anladığım böyleydi böyle. Süre mutfakta bitti. Masa süre zarfında kuruldu. Belki de o yüzden bu kadar özenilmiş bir masa olarak karşınıza çıktı bilmiyorum ama. Süre dışında kuruldu. Süre dışında kuruldu masa maalesef. Bunu nasıl değerlendireceğiz bunu? Süre yetmedi. Ben tahmin ettim. Ama menüden belli. Ama acaba başka sürprizler de var mı? Melisa Hanım, menüden belli deyip duruyorsunuz. Yani menünün neresi ağırdı bu kadar? Ve yani masa kurulamayacak kadar incik, neresi ağır? Dana incik işlemli olan bir şey. Yöresel yani. Ürünlerden önemli bahsediyoruz. Anadolu'nun Türkiye'mizin yemeklerini yapıp getirebiliyoruz. Tamam, dana incik sizin yörede yok. Sizin Kayseri'de dana incik yok mu? O zaman ben daha bahsettim. Atları yabancı şeyler konuştum. Tamam, sen dana incikte. Sırf yorum yapamayız diye. Tamam Melisa Hanım ya. Hayır, engellemiyoruz. Ben de katılıyorum. Dur kız, üst üste konuşmayın. Tek tek gelin. Melisa Hanım'a katılıyorum. Doğru söylüyorum. Her yerde dana incik, dana incik. Dana incik, dana inciktir. Adı her roka olsun. Evet, ben dana incik diyorum. Tamam, ben de dana incik diyorum. Aşamalı bir yemek. Dana incin, dana incin pişmesi. Önemli olan Rosso'dan daha hafiftir. Bakacağız, olmuş mu? Rosso'nun pişmesi daha risklidir. Yani eğer Rosso'yu çok güzel yapabilirseniz, pişirmesinde çok güzel yapılırsa, Rosso çok ağır bir yemek. Sen niye Rosso seçmedin Neriman abla kuru fasulye seçtin? Yani bunu ben sorayım bari. Bu kadar Rosso'yu seçmedin, evet. Ağır olmasın. Hayır. Ben tebrik ederim. Çok yerinde bir soruydu. Kadir Bey, ben Ayşegül Hanım öyle dediği için ben hayır, sen ama oturdun dana Rosso'yu övüyorsun. Acele edip kuru fasulyeyi. Bir saniye. Ya dün bir yerde gördün, canın çekti istiyorsun. Ya da bu kadar yapmayı biliyordun. Niye onu yapmadın mesela? Yok, ben bilmiyorum, öyle düşünmedim. Ben kuru fasulyenin daha güzel olacağını düşündüm. Sofraların kralı demişti. Sofranın kralı demişti. Ben demek sofranın kralı olduğu için kralı. Yani tabii ki. Ya, kralı olabilir ama kral yapamadın sofranı. Allah işte sadrazam bile gelmedi. Ne kralı? Yani etini yediniz çok da güzel dediniz. Ben et güzel dediniz. Tadı tuzu yerinde dediniz ve şu anda da eti güzel. Ben demedim. Ben sana tane tane konuşmam lazım. Söyle. Ben sana kuru fasulyenin eti güzel pişmiş ama kuru fasulye çok piştiği için mama gibi olmuş dedim. Ha işte mama gibi değil. Kavuş tarotuna güzel i̇şte dedim. Bak, ben güzele güzel derim. Bamya çorbana güzel dedim. Onun haricindeki açma böreğine vasattı. Tatlı. Hiç de vasattı. Açma böreğim hiç de vasat değildi. Asla değildi. Ara sıcak vasattı. Lütfen. Yani, ya kaç kat açtın diye özellikle sordum. 7 kat dedin. Birbirine yapışmıştı. Tamam. Hayır, kurumuştu. Sanki bırakmışım. Ben süreden sanki dolayı bir hastaca bırakmışım Ebru ya. Ebru Hanım, ben süreden dolayı aslında o börek biraz beklemesi gerekir. Beklese yani 20 daha takır takır olacak. Hayır, öyle değil. O börek yapışmış. Yapılırken onu açıyor. Bir saniye ya, bir dinle beni. Buyurun. Yani o börek açılırken açıyorsunuz, üst üste yağlıyorsunuz ya. Ya koymamışsınız. Koydum. yağlıyorsunuz, ondan sonra o böreğin biraz kenarda bir 20 dakika falan beklemesi lazım ki hiç oklava kullanmadan bunu direkt böyle açılır tepsinin içinde. Ama süremiz kısıtlı. Hanımlar, Neriman abla. Süremiz kısıtlı. Böreği kenara bırakın da bugünle alakalı sizce diğer sürprizler ne olabilir? Bir tahmin yürütebiliyor musunuz? Bence çok rahat geçmiştir Kadir Bey. Çünkü menü o kadar, yani insanı zorlayıcı bir menü değil. Az önce Ebru dedi ki yok restoran yemeği bunlar her evde yapılamaz dedi. Ya hayır, hiç de bile yani kuzu inciği şimdi biz evde yapamıyor muyuz? Fark etmediniz mi? Konumuza dönelim. Ayşegül Hanım'ın sesi içine kaçmış. Bir durum, bir sakinleşin. Ne, bir mahcupluk mu var Ayşegül Hanım'da? Evet, evet. Sesi, sanki bir şey hani normalde ben şöyle bir şey beklerdim. Gösterebilir miyim? Yemeği içebilir miyim? Daha görme. Bir saniye Ayşegül Hanım. Sofrayı bile yetiştirmeyiz. Ben Ayşegül Hanım'dan bugün böyle oturup hanımlar, hoş geldiniz masamıza. Her şeyim harika oldu. Değil mi Kadir Bey? Hep bu olan beklerken. Doğru, Ayşegül Hanım böyle mi normalde? Kesinlikle Ayşegül Hanım'dan gördüğüm hoş geldiniz hanımlar. Yani buydu. Bir saniye kalkma otur. Gel şimdi. Siz kimin taklidini yapıyorsunuz? Gel sen de muhalle alsana. Benim öyle bir niyetim yok. Muhalla muhalladır Ayşegül de Ayşegül. Kız bak, eğer sen bugün dört dörtlük olsaydın şöyle olacaktın. Biz bir şeyler bulduk. Bir saniye. Hanımlar, hoş geldiniz masama.
her şeyi yetiştirdim. Bugün harika şeyler yiyeceksiniz. 4 günün acısını göreceksiniz. Harika Kadir şeyler yiyeceksiniz. Kadir Beyciğim'le çok güzel peki, sohbetler ne ettik. Gördüğün neydi? Göremedim, sesi içine hayır, kaçmış. Hayır, az önce dedin ya, sesi ha, içine gördüm, kaçmış. Gördüm, gördüm. Geldiniz hanımlar. Ben abartıyorsunuz. Böyle, kesinlikle asla benim keyfim yerinde. Karnımız doyacak bugün. Ayşegül Hanım farkı yani. Peki Ayşegül Hanım, hoş buldunuz mu Muhalle Hanım'ın bu taklitini? Ya ben bunu şey olarak düşünüyorum. Ya, bir espri, bir... Ayşegül Hanım, bir şey değil. Soracağım. Muhalle Hanım'a katılıyorum çünkü masayı bile yetiştirememişsiniz. Onu yani kim neden dedi? Öyle? Duydum. Yerim kulağı var, yerim kulağı var. Benim yaptığım yemekleri siz yapsaydınız acaba neyi yetiştiremezdiniz? Keşke o zaman kolay seçseydiniz, Adana yöresi seçseydiniz. Arkadaşlar siz kolay Adana yemek sunulacak insanlar ama değilsiniz. Bizde teşekkür ederim. Bakın bizde var ya, sizin de öyle harikasınız. Teşekkür sizde ederim. Sizde de öyledir. Bizde eğer misafire çok değer veriyorsan çok zor yemekler seçersin. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.